Yine mahpusların sevk edildiği hastanelerde baştan savma muayeneler yaygın olup mahpuslara kelepçeli muayene dayatması yapıldığı da tespit edilen ihlallerdir. Bu durum en başta insan haklarına ve mahpus haklarına aykırı bir uygulama olmasına rağmen hemen hemen her hapishanede mahpuslar tarafından dile getirilen şikayetler arasındadır. Sorunu görmezden gelme aklı maalesef sorunu kronik hale getirmiştir. Hasta mahpusların sağlık sorunlarının sağlığa erişim haklarının ihlalleri çözümü için evrensel insan hakları hukukunun temel değerleri ve uluslararası insan hakları mevzuatının uygulanması çağrımızı yineliyoruz. Yine mahpusların maruz kaldığı hak ihlalleri de nitelik ve nicelik yönüyle artmıştır. İhlallerin başında ise işkence yasağı ve kötü muamele gelmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası hukukta işkence ve kötü muamele açıkça ve mutlak surette yasaklanmıştır. Devletler taraf oldukları sözleşmelerde yer verilen işkence yasağını da göz önünde bulundurarak hapishanelerde işkencenin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır. 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren gözlem ve sınıflandırma merkezleriyle hükümlerin değerlendirilmesine dair yönetmelik ile birlikte denetimli serbestlik, koşullu salıverilme gibi mahpus lehine olan uygulamalarda iyi halin belirlenmesi için bir takım yeni kriterler getirilmiştir. Bu kriterlerin başında mahpusun işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyması kriteri yer almaktadır. Yine bu kapsamda kurullar mahpuslarla mülakat yapabilmekte ve burada sordukları soruların cevabına göre iyi hal değerlendirmeleri yapılmaktadır. Ancak burada mahpuslara sorulacak soruların denetlenmesine ilişkin herhangi bir mekanizma bulunmamaktadır. Son birkaç ayda koşullu salıverilme tarihi geldiği halde haklarında iyi halli olmadıklarına yönelik kararlar verilen mahpusların tahliyeleri bu keyfi kararlarla engellenmiştir. Açıktır ki hapishane idareleri yeni yönetmelik ile kendilerine verilen yetkileri kötüye kullanmaya başlamıştır. Bunun en son örneğini İmralı Fethi Yüksek Güvenlik Hapishanesi'nde tutulan 30 yıllık hapis cezasını tamamlamış ve koşullu salıverilme tarihi 28 Nisan 2024 olmasına rağmen keyfi olarak serbest bırakılmayan Veysi Aktaş'ta görebiliyoruz. Veysi Aktaş'ın koşullu salıverilme tarihi keyfi bir şekilde 12 ay uzatılmış, hukuka aykırı bir şekilde avukatlarına sadece sözlü olarak bu bilgi verilmiş ve karara karşı itiraz etme hakları da ellerinden alınmıştır. Bu keyfi uygulamalara derhal son verilmelidir. Son olarak şunu belirtmek isteriz ki, İmralı Fethi Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde tutulan mahpuslar için 7 Ağustos 2019 tarihinden beri ağır tecrit koşulları uygulanmaktadır. Bu durum BM Mandela kurallarına, CPT tavsiyelerine ve 5275 sayılı infaz kanununa aykırıdır. Başta İmralı Fethi Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde tutulan Sayın Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş üzerinde olmak üzere tüm hapishanelere yayılan uzun zamandır sürdürülen tecrit koşullarına son verilmeli. İmralı Fethi Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde tutulan mahpusların aile ve avukat görüşlerinin sağlanması için Adalet Bakanlığı tarafından bir an önce yasal olmayan bu uygulamaya son verilerek gerek avukat gerekse aile görüşleri yaptırılmalıdır. Yerel ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde bağımsız ulusal ve uluslararası heyetlerin etkin denetim mekanizmalarının oluşturulmasının önü açılmalıdır. Hapishanelere bağımsız sağlık kurullarının girmesine ve inceleme yapmasına izin verilmelidir. Hapishanelerin denetiminde başta bağımsız meslek kuruluşları ve insan hakları örgütleri olmak üzere ilgili kuruluşların yer alacakları şekilde yasal düzenlemeler yapılarak hapishanelerin incelemeye açılması sağlanmalıdır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında hapishanelerde yaşanan hak ihlallerine son verilerek kişi onuruna yaraşır muamele yapılması, mahpuslara yönelik işkence, kötü muamele ve insan onuruna aykırı davranış yasağı kapsamında muamelelerin ve diğer hak ihlallerin ortadan kaldırılması, hasta mahpusların tedavilerinin aksatılmadan yapılması, hastane sevkleri sırasında araç içinde mahpusların koşullarının tecrit işkencesi uygulamasına dönüştürülmesinin önlenmesi hususunda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve ilgili tüm kurum ve kuruluşları görevlerini yapmaya çağırıyoruz.